Kayseri denildiği zaman akla gelen ilk lezzet olan pastırma, lezzetini Kayseri'nin havasından alıyor. Pastırma yazı nedir? Hangi süreç diliminde yer alır? Yerini de öğrenmeye geldik. Merhabalar, ismim Ahmet Doklar. Pastırma ile uğraşıyoruz malum. Kayseri merkezdeyiz. Pastırma, sucuk işi, şarküteri ile uğraşan çarşı merkezde bir iş yerimiz var. Ahmet Bey, Kayseri denildiği zaman akla gelen ilk lezzetinden bir tanesi pastırma. Evet. Pastırma lezzetini pastırma yazılarından alıyor. Pastırma yazı nedir? Pastırma yazı nedir? Eskiden böyle endüstriyel bir çalışma yoktu. Şimdi haliyle endüstriyelleşiyor mutlaka, olmak zorunda. Çünkü sektörün yetişme şansı yok. Eskiden bu aylarda yapılırmış. Bu Ekim ayının sonuyla Kasım ayının başı, ilk iki haftası gibi o aralarda bir mevsimsel geçişte pastırma yapılırmış. Yazın eskiden pastırma yapılmaz, satılmazmış bile çoğu yerlerde. Çoğu pastırmacılar pastırmacılığı bırakır. Kuru yemiş, ıvır zıvır veya sadece şarküteri, peynir, zeytini satarmış. Eskiden böyle bir satış olmazmış. Bizim eskilerden duyduğumuz şekil bu. Eskilerimiz de bu mevsimde pastırmayı yaparlarmış. Tabii pastırmanın aslında çok uzun bir aşaması var. Öyle şimdiki gibi çok öyle hızlılaştırılmış bir şey yok. Asılacak, kurutulacak, kanı akacak, suyu çıkacak, tekrar bekletilecek, çamanlanacak. Bu evrede de bu dediğimiz pastırma yazı oradan geliyor esasında. Peki pastırma yazının başladığını nasıl anlıyoruz ve ne zaman bitiyor pastırma yazı? Ya işte dediğim gibi hep eski, aslında bunun tam bir tarihi yok mu? Eskilerden kalan tabir bu. Bu ayın sonu, zaten sıcaklarda havayı da geçtiğimizde görüyoruz. Bu ayın sonuyla Ekim ayının, Kasım ayının ilk 10 günü falan gibi hep genelde. Sıcaklardan da zaten bunu da biliyoruz genelde. Peki pastırma arasında yapılan bir pastırma ve başka bir zaman yapılan pastırma arasında lezzet farkı mı? Zaten şöyle, eskiden yapılan ev usulü pastırmayla endüstriyel pastırma arasında mutlaka fark vardır. Ama şu an endüstriyel derken başa atmamak gerekir. Çünkü niye? Çok çok iyi yapan, sürekli bu işi yapan çok iyi firmalar var. İsim vermek şimdi olmaz. O ev lezzeti ayrı bir olaydır ama şu anki endüstriyel lezzeti de ev lezzetiyle yakalamak çok çok daha şey oldu, yani çok daha üstüne geçtiğine inanıyorum. Çünkü bizim sattığımız öyle ürünler var ki elde onu yakalamak imkansız, yani işin çerçevesi bu. Söylemek istediğim bu. Endüstriyel deyip de işte her şey makinalaştı gibi değil. Endüstriyel ama çok harika lezzetler yapan firmalar mevcut. Peki şu anda fiyatlar nedir onunla bahsedelim? Valla şu an için fiyatlar malum bir şeyimiz var, böyle bir son günlerde bir dolar euro sevdamız var. İşte millet mesela bugün Perşembe ayın 21'i değil mi bugün? 21 olmasına rağmen sabahtan beri haberlerde herkes saat 12'ye kilitlenmiş durumda. Hani diyeceksiniz bizim etle dolar euro ne alakası var? Maalesef var, nasıl oluyorsa. Herkes bugünkü açıklanacak faiz olayına kilitlenmiş durumda. Şu az ileride döviz büroları var. Şimdiden emekli amcalar önüne geçmiş şöyle bakıyorlar listelere. Yani onlar zaten bence artıran, piyasayı yükselten onlar. Şu anki fiyatlarımız yaklaşık pastırma, iyi bir pastırma 220 ile 250 bandı arasında. Kaliteli sucuk da 110 ile 120 lira arasında. Kaliteli bir ürün ama. Kaliteli üründen bahsediyorum. Peki vatandaşların fiyatlar tepkisi ne yönde oluyor? Valla aslında bizim ürünümüz yüksek bir ürün. Yani fiyatı yüksek bir ürün. Ha düşük, bizde çok öyle alt gruplar yok ama piyasada alt grupları olan firmalar var, ürünler var. Milletin gücü yettiği derecede alıyor, bir şekilde alınıyor. Ha çok öyle eskisiler gibi mesela bir vatandaş gelip bir kilo iki kilo istemiyor da yarım kilo alıyor, 300 gram alıyor. O anki ev halkının veya o anki isteği öldürüyor ama eskisi satışlarımız